Ülke TV ekranlarından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Başkanlar Konuşuyor programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. İstanbul'da pek çok ilçe var ama özellikle tercih edilen bir yer var ki mavi bayraklı plajları, el değmemiş doğal güzellikleriyle yeşil ve mavinin bin bir tonuna şahit olacağınız, tarihi hazineleriyle de dikkat çeken bu büyük karmaşık şehrin saklı cenneti. Şile'den bahsedeceğiz. Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Ocaklı stüdyo misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar diliyorum beraber. Hep beraber inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, İstanbullular için doğayla bağını koparmamış bir yer aslında Şile. Hafta sonu olmasa da hafta içi daha böyle sakin bir sayfiye bölgesi. Aynı zamanda İstanbul'un oksijen deposu ormanlarına sahip olduğu için de yatırımcıların gözdesi değil mi? Kesinlikle Şile, sizin de ifade ettiğiniz gibi yayına başlarken yani İstanbul'un yanı başında oksijen, İstanbul'un Anadolu yakasının akciğerleri, evet. 72 kilometre sahili, %80'i orman, 57 eski ifadeyle köyümüz, köy yerleşik hayatımız devam ediyor. Bütün bu doğal güzellikleri içinde barındıran muhteşem bir ilçemiz. Evet, muhteşem bir ilçemiz, doğru söylüyorsunuz. O muhteşem ilçeyle ilgili de çok güzel yenilikler yapılıyor. İnsanların kimliği olduğu gibi şehirlerin de kimliği var ve sanat eserleri, onun dışında üretilen ürünler, prestij caddeleri Şile'de bunlar hakim. Neler yapıldı Sayın Başkanım? Eda Hanım, şöyle biz Şile'nin doğal dokusunu koruyarak ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Buna göre planlamamızı ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Şile'de yeni prestij caddeleri yaptık. Evet. Bu prestij caddeleri yaparken de bizim doğal ürünümüz olan Şile bezi motiflerinden esinlenerek aydınlatmalarımızı gerçekleştirdik. Bunun kalıplarını oluşturduk. Özellikle yani her alanda o doğallığımızı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle yaklaşık 18 tane prestij caddesi oluşturduk. Bu 13,5 kilometrelik bir alana tekamül ediyor. Dolayısıyla buralarda bu aydınlatmalarla, ledlerle, kaldırımlarıyla, peyzajıyla ve modernize edilmiş o görüntüsüyle o doğallığa çok farklı bir kimlik kazandırdık. Ve bunları önümüzdeki nasip olursa inşallah, Rabbim nasip eder, milletimiz takdir ederse önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bunları diğer caddelerimize ve köylerimize de inşallah yapmak istiyoruz. Evet, turizm potansiyeline de katkıda bulunmuş olacak değil mi? Şöyle, şimdi 72 kilometre sahili olan bir ilçe. Evet. İstanbul'un tek mavi bayraklı sahilleri bizde. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir değer. Doğallığımız bizim için en önemli bir değer. Ormandan bahsediyoruz, sahilden bahsediyoruz, köy hayatından bahsediyoruz. İnsanların aslında İstanbul'a, büyük bir metropolde özlemle yaklaştıkları bir ilçeden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla biz bu doğal kimliğimizi koruyarak bunu modernize etmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızı buna göre belirlemek istiyoruz. İnsanlar da, turizm tabii bizim olmazsa olmaz bir değerimiz. Ama Şile'yi sadece şöyle değerlendirmek, Şile'ye yapılacak olan bir haksızlık olur. Şile sadece 3-4 ay gelip yazın kalınacak, denize girilecek, sahilde güneşlenecek bir ilçe değil. Şile'nin 4 mevsimi birbirinden kıymetli. İlkbaharı, sonbaharı, yazı, kışı hepsi gerçekten kıymetli ve değerli. İnsanlar geldiklerinde o Anadolu kültürünü orada yaşayabilirler. O doğal kültürü orada görebilirler. Dolayısıyla biz mesela bu sene turizmin Oscar'ları diye kabul edilen ESOP MES ödüllerini Şile'ye kazandırdık. Yani turizm konusunda ciddi bir atılım içerisindeyiz. Festivallerimiz bunun için bizim önemli ve örnek bir adım. Yani yaptığımız bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şimdi hepimizin hayalleri de var. İnsan olarak ulaşmak istediğimiz hayaller var. Tabii bu hayallere ulaşmak için de yerimizden kalkıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Siz de Şile'nin 100 yılını inşa ediyorsunuz. Nasıl bir Şile hayal ediyorsunuz? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin 100 yılını inşa ediyoruz dedi. Biz de Şile'nin 100 yılını inşa ediyoruz. Şimdi bir ilçe düşünün. Yeni bir ilçe kurmaya kalksanız size belediye binası lazım. Biz belediye binasını yaptık, bitirdik, tamamladık. 31 Aralık'ta bir ay içerisinde yerel seçimlere kalmadan açılışını gerçekleştireceğiz. Peşinden hemen yanında kaymakamlık binasını yaptık. O da aynı eş zamanlı yürüyor, beraber gidiyor. O da bir ay içerisinde tamamlanmış olacak. Tapu binası birkaç ay içerisinde hazır olmuş olacak. Emniyet Müdürlüğü binasını yapıyoruz, birkaç ay içerisinde hazır olmuş olacak. Evet. Şile bezi fabrikasını yaptık. Yaklaşık 20'ye yakın okul inşa edildi. Gençlik merkezini yaptık. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağız. Kütüphane yaptık. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağız. Prestij caddeleri yaptık. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağız. Evet. Onlarcasını yaptık ve yenilerini yaptık. O yeni yaptıklarımızın açılışını yapacağız. Millet bahçeleri yaptık. Onu da bu ayın sonunda inşallah açılışlarını yapacağız.
Yani biz Şile'yi tepeden tırnağa yeniden inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda biz de bizden sonraki nesillere inşallah güzel bir Şile emanet edeceğiz. İnşallah. Siz zaten söylemiştiniz daha önce 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak olan yerler diye. Evet. Az önce ifade ettiğiniz yerler de vardı. Hatta belediyenizin 13 ayrı hizmet birimini tek çatı altında toplamıştınız. Tek çatı altında topladık. Ve evet. Vatandaşlara da kolaylık oldu zannediyorum ya, bu anlamda. Büyük bir kolaylık. Bir yere topladık. Bir de Şile sıkışmıştı. Eda'm siz Şileli olarak evet. Bilirsiniz. İki ana arter üzerinde konuşlanmıştı. Biz bunu biraz yaygınlaştırdık. Çünkü Şile artık pandemiyle beraber, depremle beraber büyüyen bir Şile oldu. Ciddi bir nüfus kaydı. Dolayısıyla bunu yönetmeniz gerekiyor. Şimdi bizim tabela nüfusumuz 50 binlerde ama yerleşik nüfusumuz birkaç yüz binlerde. Yazın birkaç milyonu bulan bir nüfusla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunu yönetmek gerçekten kolay değil. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü. Tabii Şile deyince insanın aklına Şile bezi geliyor. Evet. Ve en kıymetli değerlerden biri 150 yılı aşkın bir süredir değil mi? Yaklaşık 150 yılı aşkındır. Çok nadide bir ürün. Üretim tesisi var. Şile bezi gerçekten evet. Doğal bir ürün. %100 pamuktan oluşan annelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin bugüne kadar bize bıraktığı önemli bir miras. Aslında hikayesi garibanlıkla başlamış. Doğru. Yani ve son derece doğal olan bir ürün. Mesela giyilen bir kotla ilgili, yıkamasıyla ilgili tonlarca su kullanıyorsunuz. Elektrik enerjisi harcıyorsunuz. Şilenin buna ihtiyacı yok. Yani o pamuk iplikleri dokunurken Şilenin sahillerinde, denizinde yıkanıyor, sahillerinde kurutuluyor. İşte haşırlanıyor, haşırlama unla yapılıyor. Mukavemet kazansın diye o iplikler. Dolayısıyla ondan sonra kasnaklarda el emeği, göz nuru nakışlarla hayat buluyor. Bunun 34.sünü gerçekleştirdik. Festivaller yapılıyor. Evet. Bu sene de 34.sü gerçekleşti. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali. Adına işte böyle festivallerin yapıldığı, el emeğine saygı duyuldu. Aynen öyle. Ve o motifler içerisinde 54 tane motif var Eda Hanım. O 54 tane motifin içerisinde hayatlarını hikaye etmişler, oraya nakşetmişler. Üzüntülerini, mutluluklarını, sevinçlerini, bütün her şeyi, hatta siyasi partilerin o günkü hayat hikayelerini bile ona nakşetmişler. 54 tane motif. Biz mesela bu aydınlatmalarımızı yaparken, kent aydınlatmalarımızı yaparken ekranlarda da gözüküyor. Büyük Selçuklu yıldızını kullandık. Mesela o da anketle yaptık. Demografik bir şekilde, demokratik bir seçimle oraya sunduk. Onların tercihlerine göre bu LED'leri de gerçekleştirdik. Dolayısıyla Şile bezi bizim için gerçekten vazgeçilmez bir değer. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. İSKA ile yapmış olduğumuz çalışmalarda yeni atölyeler kurduk. 4 tane köyümüzde kadınlarımıza bununla ilgili eğitim veriyoruz. Dolayısıyla modelleme merkezi oluşturduk. Buralarda da yine eğitimlerimize ciddi anlamda devam ediyoruz. Ve işin en güzel ve en özel tarafı Şile bezi fabrikasını inşa ettik. Evet. Yani birkaç ay içerisinde bunu hayata geçireceğiz, açacağız. Ve bunu bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması ve kadınlar için özellikle istihdam oluşması için önemli bir adım diye düşünüyoruz. Bir dünya şimdiden markası olacak mı? Kesinlikle. Yani bu konuda iddialıyız. Sadece Şile bezini yazın festivallerde adı geçen bir ürün olmaktan çıkartıp dünya çapında bir marka değer oluşması için inanılmaz bir gayret içerisindeyiz. Arkadaşlarımızla beraber yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bundan çok da fazlasıyla söz ettireceğiz. Ama çok da sağlıklı. Yani yazın çok rahat giyebiliyorsunuz. Vücudun oksijen alışverişini çok rahat sağlıyor. Terletmiyor, ütü derdi yok. Evet. O kadar rahat, o kadar konforlu. Bir de günün koşullarına göre modellediğiniz zaman inanılmaz keyifli. Ben zaman zaman giyiyorum. Bir de el emeği, göz nuru böyle nakışlarla beraber işlendiğinde inanılmaz güzel duruyor. Ben hep hanımlar çok şanslı derdim o nakışlar hususunda ama erkek ömleklerinde de var. Biz de istifade etmeye başladık son zamanlarda. Ne güzel. Şimdi geleceğine yön veriyorsunuz Şile'nin. Bu projelerden bir tanesi de Ayazma Plajı, kıyı düzenleme ve kum üzeri tesisleri var değil mi Sayın evet. Başkanım? Murat Kurum Başkanımız bakanlığı döneminde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şile ziyaretinde sahillerimizi gezdik. Şile 72 kilometre sahilde. Bunun disipline edilmesi gerekiyor, düzenlenmesi gerekiyor. Zaman zaman böyle eleştiriler alıyorduk. Bakan Bey'le yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde oraya özel bir proje yaptık. Bu projenin içerisinde, o alan içerisinde, Ayazma Plajı'nın içerisinde Eda Hanım, endemik bitki türlü kum zambakları var. Korunması gereken, yani cezai müeydesi çok ağır olan bu endemik bitkilerin korunması için bir proje ürettik. O alanı tamamen çevirdik ve o sahil güzergahı üzerinde tamamen ahşaptan oluşan büfeler, tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, insanların sportif faaliyetleri yerine getirebilecekleri alanların oluşacağı evet. ve seyir teraslarıyla yine aynı şekilde sahil bandının üstünde
altyapısının tamamlandığı, üst yapısıyla da yine ledlerin, aydınlatmaların, kaldırımların, kilit taşlarının ve peyzajının yapıldığı gerçekten güzel bir güzergah oluşturduk. İnşallah bu yazın vatandaşlarımızın hizmetini açmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah. Şimdi atalarımız der yani söz uçar yazı kalır diye. Bilinenler bir kitaba toplanmış o dönemde. Biz de bunları kütüphanede saklamışız. Bizim için çok önemli bir değer. Siz o dönemde eski cezaevini kütüphaneye ve gençlik merkezine çevirecektiniz. Son durum nedir? Evet, şöyle bitmek üzere. Onu da çok kısa bir süre içerisinde nasipse inşallah açacağız. Hem gençlik merkezi hem kütüphaneyi. Evet. Şile'de bir ihtiyaç. Gençlerimizin de eğitim hayatına katma değer olsun diye istediğimiz güzel bir proje. Önümüzdeki bir ay içerisinde yerel seçimlerden önce hazır etmiş olacağız. Cezaevi yıllarca açık, yarı kapalı cezaevi olarak kullanılan cezaevini biz Türkiye'de bir tane daha var, bir yerde daha var yanılmıyorsam. İkincisi de bizde gerçekleşecek. Onu sosyal bir proje adı altında gençlik merkezine kütüphaneye çevirdik. Güzel bir alanıyla, peyzajıyla bu birkaç ay sonra gençlerimizin eğitimine onun katma değer sağlayacak bir hizmet olarak sunacağız inşallah. Ne zaman açılacağı belli mi? Onlar da heyecanla bekliyordur. Yanılmıyorsam bir ay içerisinde yetiştireceğiz inşallah. Aa, çok güzel. Bir aksilik olur. Çünkü her şey bitti. Bir aylık bir tamirat tadilat süreci, eksiklerin tamamlama süreci kaldı. Onu bitirdiğimizde hizmet açmış olacağız. Şu an ekrandaki görsel değil Bunlar mi? Bunlar imalat aşaması. Şu an bitmiş, içerisinin iç donanımı sağlanıyor. Evet, kırsal kalkınma projeleri de var ki son zamanlarda çok büyük destekler geliyor. Siz de bu anlamda Şile'ye özgü bir kent bostanı oluşturmasını planlıyordunuz. Bununla ilgili son durumları Sayın Başkan. Bitirdik. Bitti Onu mi? Da bu dönem baharla beraber bitirdik. Sadece şimdi öğrencilerle buluşturması kaldı. Biz burada aslında bir eğitim de vermek istiyoruz. Şöyle, Eda Hanım takdir edersiniz ki yanı başımızda büyük bir metropol. Çocuklar yumurtayı, tavuğu, ineği, sütü, bahçeden yetişen meyvesinin, sebzesinin nasıl olduğunu, fidelerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla yeni süreç içerisinde de gıda krizinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şile'deki toprağın, yatırımın bu anlamda ne kadar kıymete bindiğini gördük. Dolayısıyla yeni nesil evlatlarımızın domates fidesini tanısınlar, bilsinler istiyoruz. Biber fidesini tanısınlar, bilsinler istiyoruz. Bu projenin içerisinde evlatlarımız orada alanlarda ders verilecek. Onlar gelecekler, domates fidesini dikecekler. Onu büyütecekler, sulayacaklar, kazacaklar, ilaçlayacaklar. İlaçlama derken doğal bir yöntem kullanacağız. Doğal gübreleme yöntemiyle inşallah. Oradaki o ürünü aldıklarında bir kere insan sevgisi, doğal sevgisi, hayat sevgisini de aşılamış olacağız. İnanıyorum bu projeyle beraber güzel, hayırlı bir işin altına da imza atmış olacağız. İstanbul'da tarıma da öncülük etmiş olacaksınız. Tabii bir de aynı zamanda şöyle Eda Hanım, sadece bu üretmek değil, ürettiklerinizi de sosyal anlamda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak gibi bir projenin de tamamlayıcısı olacak. Dolayısıyla bunu da bu süreç içerisinde, bu projenin içerisinde dahil edeceğiz. Kızılcaköy'de mi olacak? Evet, Kızılcaköy'de yaklaşık 8-10 dönümlük bir alan içerisinde bitirdik. Şöyle, seralarımızı da kurduk, açık alanlarımızı da oluşturduk. Evet. Eğitim okul model olacak. O sınıflarımızı da hazırladık. Şu an bitti. Yeni dönemde Allah nasip ederse inşallah hizmet vermeye başlayacak, eğitim vermeye başlayacak. O Kızılcaköy'ün girişinde devam ettikten sonra Sayın Başkanım böyle ağaçlar birbirlerine paralel olarak bakıyorlar. Evet. Özellikle fotoğraf çektirmek için gidiliyor. Özellikle ya. Gelin damatlar evet. Orada ciddi fotoğraf çekiliyor. Orası fotoğraf için inanılmaz bir manzara oluşturuyor. Tabii Şile'nin her tarafında çok birbirinden güzel mekanlar ve manzaralar var. Ama özellikle o tercih edilen yerlerden biri Kızılcaköy. Biri Yeniköy'ün o yine aynı şekilde ağaçlar böyle artık tamamen yolu kaplıyorlar. Ve birçok yerinde buna benzer görüntüler çekebilmek mümkün yani Şile. Ay ne güzel. Ya şimdi orada olmak vardı gibi oldu bu ama. Evet, Şile'nin marka değerini yükseltmeye ve adını duyurmaya devam ediyorsunuz. Ve bu anlamda yılın en çevreci belediye başkan ödülünü bir kere daha siz aldınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda hassasiyetimizi dile getirdim yayının başında da. Şile'nin en büyük sermayesi doğallığı. Biraz önce ifade ettiğim gibi 70 kilometre sahil hattımız var. Kumullarımız çok değerli Eda Hanım. Yani eskiden, çok eskiden ya bu anlamda bu kumullarda doktor tavsiyesiyle romatizmal hastalıkların şifası noktasında tavsiye edilen, hani annelerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz böyle kuma giderlerdi, kuma gömülürlerdi. Onun özelliği zaten o romatizmal hastalıklara şifa niyetiyle o kumlar gerçekten şifa kaynağı. Dolayısıyla bu turizmi etkin hale getirmeye çalışıyoruz. %80'imiz orman. Dolayısıyla bu orman yangınlarından dolayı birkaç seneden beri ormanlara giriş de yasaklandı. En azından o çevre, çünkü 787 kilometrekarelik alanda %80 orman olan bir yerde bunu korumak, kollamak
hakikaten kolay değil. Doğru. Dolayısıyla birçok etkinlik yapıyoruz, birçok çevre projesi yapıyoruz. Bu projeler içerisinde biz bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde Eda Hanım 9 tane ödül aldık. Bu 9 tane ödülün 5 tanesi ulusal ölçekte. Evet. En iyi, en başarılı belediye ödülü. Diğer 4 tanesi de bölgesel anlamda ödüller. Toplamda 9 tane ödül. Bunlar içerisinde en çevreci belediye ödülü var, en iyi etkinlik ödülü var, en yerel başarılı yönetimler özel ödülü var. Yerel yönetimler özel ödülü var. Yani TÜİT'ten ödül aldık. TÜİT yine TÜSİAD'ın, Koç'un, Sabancı'nın içinde bulunduğu o Halkla İlişkiler Derneği'nin ödülüne layık olduk. Spora ve gençlere yönelik çalışmalarınızdan dolayı evet, ödüle layık oldunuz. Gençlik ve Spor Bakanımızın evet. elinden sizlerin kanalı vasıtasıyla onun yapmış olduğu paylaşımda, çalışmada biz de ödüle layık görüldük. Bu da bizi onurlandırdı ve inşallah Rabbim nasip eder, milletimiz takdir eder. Yeni dönemde bunları daha da fazlasıyla taşlandırmak niyetindeyiz. İnşallah devam olsun, devamı da güzel gelecektir İnşallah. Diye düşünüyorum. Şile'ye de yakışan projeler çünkü bunlar. Hem israfın önüne geçelim hem de kaynakları verimli kullanalım dedik. Gerçi bunu hem bireysel hem de kurumsal olarak yapanlar var ama belediyelerde bu çok fazla, çok yaygın. Atık getirme merkeziniz var. Çok da başarılı eğitim de veriyorsunuz, sertifika da veriyorsunuz değil Yaklaşık mi? Yaklaşık 5200 öğrenciye sertifika verildi. Evet. Öğrencilerimiz bizim için çok doğru yaptığımız işlerden bir tanesi. O atık getirme merkezi Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yaptık. Daha sonra burayı bir okula dönüştürdük. Yani öğrenciler nöbet sistemiyle oraya geliyorlar, randevu sistemiyle oraya geliyorlar. Orada bunun faydalarını, geri dönüşümün faydalarını, atık getirmenin geri dönüşüme sağladığı katma değerleri orada öğreniyorlar. Ödüllendirme sistemimiz var, eğitim sistemimiz var ve orada sertifikalandırılıyor. Öğrenciler inanın çok ciddi asılıyorlar ve ailelerine baskı yapıyorlar. Oradan almış olduğu eğitimlerle anne babalarına karşı baskı yapıyorlar. Diyor ki bak bu böyle değil, böyle olması lazım diyorlar. Eğitici tarafı çok kuvvetli. Bu da başarılı çalışmalarımızdan bir tanesi. Evet, çekirdekten yetişme çocuklarımız. Doğru, değil öyle. Mi? Ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaşken eğilir. Bir de kullanıma müsait olan eşyalar yine evlerden toparlanıyor mu ihtiyaç sahipleri Tabii için? Şöyle, kasnakları sağlam olan, karkası evet. sağlam olan mobilyalar bize haber verdiklerinde biz onları alıyoruz. Bizim buradaki atölyelerimizde arkadaşlarımız inanılmaz derecede sıfır hale getiriyorlar. Onu ambalajlıyoruz. Aynı sıfır mobilyayı olup ihtiyaç sahibi ailelere getirip teslim ediyoruz ve böylece ciddi bir sosyal projenin de altına imza atıyoruz. Evet, şimdi örnek bir belediye gerçekten, hani ben oralıyım diye söylemiyorum ama çevre kirliliğiyle mücadelede sıfır atık eğitimi, geri dönüşüm ve çevre temizliği, çevre kirliliğiyle mücadelede yine sıfır atık eğitimleri, yani duyarlı yaşam sertifikaları veriyorsunuz çocuklara. Evet, çocuklara. İlkokul çocuklarına mı? Bütün 5200 tane evladımıza bu sertifikaları verdik. Evet, eğitim için yapılan her adım da çok kıymetli. Kesinlikle. Sayın Başkanım. Eğitime çok fazla katkınız var. İlçede eğitim gören öğrencilere yönelik destekleriniz nelerdir? Yani üniversiteyi yeni kazanan Şileli evlatlarımıza evet. üniversiteye giriş ücretlerini karşılıyoruz. Eğitimde bütün okulları dolaşıyoruz. Onların kırtasiye ihtiyaçlarına katma değer sağlıyoruz. Özellikle okullarda sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için her alandaki o ihtiyaçların karşılanması için evlatlarımızla, okullarımızla, yöneticilerimizle ve idarecilerimizle görüşüyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de, okul müdürlerimiz de okulların bize ihtiyaçlarını, taleplerini iletiyorlar. Yani okulların boyasından badanasına ihtiyacı olan ne varsa, elimizden gelen ne varsa bugüne kadar hiç yok demedik. Hepsini yerine getirdik. Aşağı yukarı okulların tamamında gezdik. İlkokul öğrencilerine farklı, ortaokul öğrencilerine farklı, lise öğrencilerine farklı onların ihtiyaçlarını karşılayacak ne varsa onları bir paket halinde evlatlarımıza teslim ediyoruz. Bu da bizim için gerçekten anlamlı ve değerli. Şimdi belediyeler evet yol yapıyor, efendime söyleyeyim, diğer hizmetleriniz var, onları yapıyorsunuz. Ama sosyal belediyecilik çok önemli. Az önce ekrana da geldi, yaşlı bir teyzemizi evinde ziyaret etmişsiniz. Ya bu benim en bu benim en keyifle yaptığım işlerden bir evet. tanesi. Çünkü severek yaptığım işlerden bir tanesi. Biz de yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Yani o insanların muhabbetlerine ortak olmak, dualarını almak bizim için en hayırlı işler. Gerçi Şile'yi biliyorsunuz, özellikle emeklerin çok olduğu köylerimizde annelerimiz, bacılarımız, dedelerimiz, nenelerimiz gerçekten kemale ermiş büyüklerimiz orada. Onların hayat hikayelerini dinlemek, onların elinden tutup onların sohbetlerine ortak olmak Eda Hanım gerçekten çok kıymetli evet. ve çok değerli. Ve bir hazine onlar. Bizim için çok değerliler, çok kıymetliler. Biz onların tecrübelerinden zaman zaman istifade ediyoruz. Anlatıyorlar. Onlar anlattığında biz kendimizle ilgili bir şeyler alıyoruz ve onu güncel koşullara yoğuşturarak hayatı ikame ettirmeye, idame ettirmeye çalışıyoruz.
Evet, onları dinlemeniz bile onlar için çok şu büyük bir... Bizim için de çok keyifli. Keyif, evet doğru söylüyorsunuz. Fiziksel ve zihinsel olarak sosyal sağlık açısından spor da çok önemli ama. Doğru. Şile'de genç nüfus var, siz de genç bir belediye başkanısınız. Son durum nedir sporla ilgili? Spor akademisi vardı Şile'de yanlış bilmiyorsam eğer. Belediyemiz tarafından spor akademisini kurduk. Spor evet. Akademisinde yaklaşık 6500 tane öğrencimize eğitim veriyoruz. Hele yazın bu rakam ciddi anlamda üst seviyeler ulaşıyor. Yaklaşık 50'nin üzerinde eğitmenle 26 tane branşta eğitim veriyoruz ve başarılılar. Yazın da bunları sertifikalandırıyoruz. Çocuklar inanılmaz derecede keyif alıyorlar. Yaz aylarında da o sporla buluşmalarıyla o stresini de atıyorlar. Bir beceri kazanıyorlar, bir yetenek kazanıyorlar. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Bu bizim önemsediğimiz. Yerel spor tesislerine de destek veriyoruz. Spor kulüplerine de destek veriyoruz. Bizim özellikle Şile'mizdeki Şile Deniz Spor var, Şile Spor var, Şile Yıldız Spor var. Ve şimdi yeni dün akşam itibariyle gençlerle beraberdik. Ava Spor'umuzu da inşallah kuruyoruz, hayata geçiriyoruz. Ay, çok güzel. Bunun altyapı tesisleri dahil olmak üzere gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak ne var ise burada varız. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, bizim geleceğimiz. Biz onlara ne kadar sağlıklı dokunursak onlar da geleceği o kadar sağlıklı inşa ederler. Doğru söylüyorsunuz. Peki bir spor kampınız var mı? Şöyle onun adımlarını attık, projelendirdik. Yeni proje lansmanı yapacağız. O proje lansmanı içerisinde buna da yer vereceğiz. Hangi yaş grubu diyeceğim ama gerçi ilkokuldan, üniversite... Oradan herkes istifade ediyor. Köylerimizde sahalar yapıyoruz, spor sahaları yapıyoruz. Yeni yeni mesela şu an yaklaşık 10 tanesini daha temelini attık, başlıyoruz. Evet. Yaptıklarımız ve yapılacak olanlar var ve yapmaya planladıklarımız var. Yani bizden talep eden gençler, Eda Hanım yeter ki spor yapsınlar, yeter ki bu alanda kendilerini geliştirsinler. Biz iddialıyız. İnanıyoruz, iddialı arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz. Spor koordinatörlerimizi Eminark milli sporcularımıza bıraktık. Bizim hocalarımız sağ olsunlar orada iyi eğitmenler. Dünya şampiyonlarını içimizde barındırıyoruz. Milli güreşçilerimizi içimizde barındırıyoruz. Milli sporcularımızı içimizde barındırıyoruz. Ve bizim bu spor faaliyetlerinin hepsinin içerisinde milli olan sporcularımız da var. Ve destek veriyorlar. Arkamızda da duruyorlar. Tavsiyelerini de dikkate alıyoruz. Ve kendimizi geliştiriyoruz ve yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah inanıyorum milli takımlarımıza biz de sporcu veren bir belediye olacağız. Sadece gençlere yönelik değil, aslında yetişkinler de var hedefleriniz arasında. Tabii tabii. Mesela Ava'da ayın 18'inde bir fitness salonu açacağız. Evet. Özellikle ciddi bir talep vardı. Onun hazırlıklarını yaptık. Şimdi aileler mesela bizden hemen onun yanı başına bir kreş tarzında bir şey istiyorlar. Çünkü çocuklarını oraya bıraktıklarında hanımefendiler orada onlar da gidip sporlarını yapsınlar. Rahat hizmet alsınlar diye. Şimdi onun da projesini gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Bir aksilik olmazsa yakın zaman içerisinde onu da etkin bir hale getireceğiz. Şimdi Ava'da diyorsunuz ama Şile'nin merkezinde olmayacak mı? Hepsini yapacağız. Şöyle tabii yeni projeler içerisinde Ava ile inşallah, Şile'nin arasında biraz mesafe var. İnşallah şöyle yok. Şile'de ve Ava'da hiç ayırt etmeksizin 57 evet. köyümüz, 5 mahallemiz yeni yerel yönetimler yasasıyla 62 mahallemizde eksik olan köy binaları nerede varsa bu köy binalarını gerçekleştireceğiz. Yani biz öyle her şey çok güzel olacak deyip güzel olacağını beklemiyoruz. Biz yapacağız. Evet. İnşallah İstanbul muradına erecek. İstanbul'da Murat Kurum'la beraber inanıyoruz ki biz bu yapılamayan kreşleri biz yapacağız. O hanımefendilerin o ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz, cevap vereceğiz. Ve bu hizmette inşallah önümüzdeki bu 5 yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Eda Hanım bir de takdir edersiniz ki gerçekten hayatın koşulları değişti. Biz vaat ettiklerimiz ve vaat etmeden yaptıklarımız yüzlerce proje var. Yani bu projenin içerisinde hayatın akışı değişti. 2 yıl pandemiyle mücadele verdik hep. Bu dönem gerçekten bu 5 yılın içerisinde bu hakikatlerle mücadele ettik. Ve asrın felaketiyle yaklaşık seneyi devriyesiydi 1 yıl. 3 yıl zaten bununla mücadele ettik. Evet. Buradan bir kez daha gerek pandemide gerek depremde hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Rabbim inşallah bizleri böylesine acılarla imtihan etmesin diye de dua ediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen biz Şile'mize bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde devletimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle himayelerinde 10 milyar liralık bir yatırım getirdik. Ya bu inanılmaz bir rakam. Korkunç bir rakam. Ve bu onlarca okul yaptık. İşte hastanesinden, işte belediye binasından, kaymakamlık binasından, tapu binasından aklınıza gelecek kamusal alanda ne kadar da eksik kalan yerimiz varsa hepsini tamamladık. Yani gerçekten sıfırdan bir ilçe inşa ettik, çalıştık, durmadık, yorulmadık, ürettik ve inşallah vatandaşlarımız da görüyor, takdir ediyorlar. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah bu heyecanımızla
aynı gayretle devam edeceğiz. Şimdi deprem dediniz, evet, Allah bir daha yaşatmasın ama baktığımız zaman İstanbul'da böyle bir tehlike olduğu söyleniyor. Fakat insanlar Şile'ye kaçıyor Sayın Başkanım. Şöyle Eda Hanım, Şile'nin zemini en sağlam olan ilçelerden bir tanesi. Şimdi biraz önce ifade ettim. 2 yıl pandemi, sokağa çıkma yasakları var. Sokağa çıkma yasaklarında insanlar dışarı çıkamadılar. Dolayısıyla dışarı çıktıklarında da o konforu yakalamak için Şile gibi, Çatalca gibi, Silivri gibi böyle doğal ortamların olduğu yerlerin arayışına gittiler. Ve dolayısıyla burada bizde villa imarı çok olduğu için köylerde, evet, yani imarlı villa arazileri. Dolayısıyla buraya nüfus ettiler. Aynı şekilde peşinden bir de asrın felaketiyle karşılaşınca, bir de akademisyenlerin her fırsatta televizyonda ifade ettikleri gibi olası bir İstanbul depreminde insanlar güvenli alanlar istediler, evet, aradılar. Dolayısıyla bu güvenli alanların başında da Şile geliyor. Çok ciddi anlamda bir nüfus aldık ve şu an ciddi bu anlamda imarlı imalatlar yapılıyor ve bu nüfusu da içinde barındırıyor. İnsanlar tabii o güvenliklerini ve sağlıklarını düşünüyorlar. Olası bir pandemiyle tekrar karşılaştıklarında ya da olası büyük bir İstanbul depreminde kendilerini güvende hissedebilmeleri için Şile onlar için sığınacak bir liman. Oradan alınan efendim daireler, topraklar falan çok mevcut değil mi? Olanlar gerçi gidiyor evlerini yapıyorlar ama olamayanlar için büyük bir sıkıntı olabiliyor. Yani şöyle tabii konut ihtiyacı her geçen, evet, gün daha da artıyor. Bununla da ilgili çalışmalar da yapılıyor. Biz de arazi de üretiyoruz. Aynı zamanda Toplu Konut İdaresi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde bu alandaki vatandaşlarımızın da konut ihtiyacını karşılayabilmek için alanlar oluşturduk. Önümüzdeki günlerde inşallah Allah nasip ederse bu TOKİ marifetiyle de bu alanları inşa etmek suretiyle o ailelerin de konut sahibi olabilmesi için bir adım attık. Evet, göç çok fazla. Sadece yazları değil, aslında kışında Şile, evet, çok yoğun bir nüfusa sahip olacak. Şöyle düşünün, Şile'ye gelen memurları da düşünün, öğretmenleri düşünün. Evet. Ben okulları ziyaret ediyorum. Öğretmenler mesela bu konuda bizden talepleri var. Gelen sağlıkçılar bizden bu konuda talepleri var. Memurların bu konuda talepleri var. Vatandaşlarımızın bu konuda konut ihtiyacı ile ilgili talepleri var. Biz de bununla ilgili arazi üretmek marifetiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ marifetiyle yapılan görüşmelerde inşallah önümüzdeki günlerde bu ihtiyacı karşılayacak adımları da atacağız. Ne güzel, ne mutlu. Şimdi kadınlar için istihdam da sağlıyorsunuz. Önemli bir kültürel miras da yaşatma amacıyla Şile Bezi atölyeleri var. Gerçi az önce kısaca, evet, böyle bahsettiniz ama kaç tane dokuma atölyesi ve tezgah bulunuyor? Şöyle Eda Hanım, 4 tane köyümüzde yaklaşık 400 tane yakın hanımefendiye eğitimler verildi. Verilmeye de devam ediyor. Devam ediyor. Onların ürettikleri ürünleri de alıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. Bizim kendi kadın toplum merkezimiz var. Orada da üretim sağlıyoruz. Ve modelleme merkezi kurduk. Her türlü eğitim veriyoruz. Akademik anlamda bu eğitimleri alıyorlar. Ve bizim bu konuda ciddi bir emek sarf ediyoruz. Gerçek anlamda bu ürüne ve bu değere sahip çıkmak istiyoruz. Bunu bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah hep beraber şahit oluruz. Şile Bezi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir markası haline gelecek. Ve bununla ilgili bir Şile Bezi fabrikasını inşa ettik. Ve önümüzdeki günlerde burayı da açacağız. Vatandaşlarımızın hizmetine de sunacağız ve istihdam oluşturacağız. Kadınlarımız özellikle oralarda dokuyarak, o ürünleri geliştirerek inşallah bir pazar oluşturmuş olacağız. Ve ümit ediyorum ki bunun devamı da gelir. Yarınları da gelir. Yani o fabrikayı büyütebilme imkanımız var. Yanında arazilerimiz var. Onu mevcut halinden çok daha büyük bir hale getirip, yeter ki arz talep meselesi, bunları güncelleyelim ve bir istihdam alanında oluşturmuş olalım diye ümit ediyoruz. Dünya ünlü bir dokuma ustasıydı Fırat galiba, Neziroğlu, değil mi? Fırat, akademisyen Fırat Neziroğlu'na beraber çalışıyoruz. Fırat Neziroğlu ve birçok akademisyen de aynı zamanda bu modelleme merkezinde ve Şile Bezi tesislerimizde hanımefendilere ders veriyor. Akademik anlamda da, ilmi anlamda. Mesela biz sempozyumlar yapıyoruz. Evet. Bununla ilgili bu festival. Festivali sadece şöyle ekranlarda görüldüğü gibi sanatçıların sahne aldığı, konserlerin verildiği bir etkinlik olarak düşünmemek lazım. O haftaya yayılan ve insanlara eğitici taraflarının olduğu güzel bir Şile Bezi festivalini gerçekleştirdi. Ritüellerinin sahillerde gerçekleştirildi. Yani çünkü Şile Bezi çok meşakkatli. Evet. Yani Şile Bezi'nin üzerinize giydiğinizde aslında onun o ritüelini gördüğünüzde
nasıl üzerinize gelene kadar bir serüvenden, maceradan geçtiğini görseniz inanın onun kıymetini o zaman daha iyi anlarsınız. Doğru söylüyorsun. Sahip olanlar bilir. Ev ekonomilerine de destek sağlanıyor kesinlikle. Bu anlamda. Ve bu anlamda o da hedeflerimiz arasında. Evet. Yani çoluk çocuk bakan, evinden ayrılamayan hanımefendiler de hiç olmazsa bu Şile bezi fabrikasında üretilecek ürünlerle parça verip ona biliyorsunuz kasnaklarla işliyorlar. Evet. Bunu da sağlamak istiyoruz. En azından çorbalarında tuzu olsun istiyoruz. Evet, son yıllarda çok ehemmiyet kazandı. Kırsal kalkıma ne kadar teşvik ve destek verilirse de o kadar başarılı olunabiliyor. Kesinlikle. Belediye olarak çiftçilere sunmuş olduğunuz destekler vardı Sayın Başkanım sizin. Şöyle biz özellikle Şile kestane balı bizim için önemli bir coğrafi şartı aldığımız Şile bezinden sonra ikinci ürün. Burada arıcılarımız ciddi anlamda iyi işler çıkartıyorlar. Son zamanlarda kestane ağaçları ile ilgili sadece ülkemizde değil diğer Avrupa ülkelerinde de bir hastalık var. Onunla ilgili bir ilaç üretmeye çalışıyorlar, tedbir almaya çalışıyorlar. Bizim Şile kestane balı coğrafi şartlı ikinci ürünümüz. Dolayısıyla bu kooperatifle beraber çalışıyoruz, derneklerle beraber çalışıyoruz. Onlarla aydınlatıcı, bilgilendirici seminerler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Dolayısıyla burada kovan desteği olmak üzere, kıyafet desteği olmak üzere, ürün desteği olmak üzere, sağım desteği olmak üzere her türlü kolaylığı bugüne kadar verdik. Çiftçilerimizle ilgili de önümüzdeki günlerde planlamamız içerisinde, tabii bu afet olunca, pandemi olunca, bu sıkıntılar da meydana gelince biraz ötelendi ama süreç içerisinde, yeni dönem içerisinde tarımla uğraşan çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem desteği dahil olmak üzere Tarım Bakanlığımızla, İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber ortak projeler yürüttük. Mesela bu projenin içerisinde fidan dağıtımları gerçekleştirdik. Evet. Yüz binlerce fidan, domates, biber, kavun, karpuz, salatalık fideleri dağıttık. Yerli fideleri dağıttık. Son derece faydalı fideler dağıttık. Bununla beraber ilçe tarım müdürlüğüne bir anlaşma yaptık. Mesela hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek için aşıların ücretini Şile Belediyesi olarak bütün Şile'deki hayvanlara aşı yaptırdık, biz verdik. Evet. Kulaklarındaki küpelerindeki ücretine kadar biz verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Devam edeceksiniz. Evet, aynı zamanda yerli ve milli tarıma da teşvik de bulunuyorsunuz. Kesinlikle. O fidelerimizin hepsi, 5 çeşit fidemiz var. Evet. Bunların hepsi yerli ve milli. Bunları köylerimizle buluşturuyoruz, toprakla buluşturuyoruz. İnanılmaz da güzel ürün almaya başladılar. Tarım Bakanlığımız, İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz birlikte yapıyoruz. Çok da güzel başarı elde ettik. Yıldızınız parlasın. Eksik olmayın, çok teşekkür Evet, Şile. İstanbul'un parlayan yıldızı Şile. Evet, doğru söylüyorsunuz. Festivaller de bitmez. En köklü festival. Hep söyleriz, konuşmaya da devam edeceğiz. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin göz bebeği çünkü. Tanıtmak için de çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz biliyorum. Ama onun dışında sahillerimiz var bizim. Tabii. Bizim diyorum, bizim çünkü. Öyle. Şöyle, Şile ifade ettiğimiz üzere İstanbul'un tek mavi bayraklı sahillerine evet. sahip. Bu mavi bayrak şu demek. Neden? Dünyanın neresine giderseniz gidin, mavi bayrağı gördüğünüz yerde o denizin temiz olduğunu, sahillerin temiz evet. olduğu, oradaki konforun uygun olduğu anlamına gelir. Bu kriterleri almak o kadar kolay değil. 4-5 yıl su analizleri yapılarak bunu evet. size veriyor, bu bayrağı size veriyor. Kolay değil yani. Bir mavi bayrağı görüyorsanız 5 yıl öncesine dayanan analizlerin yer aldığı, tespitlerin yapıldığı, orada arıtmaların sağlandığı, konforun sağlandığı, duş kabinlerinin, soyunma kabinlerinin ve tuvaletlerin yer aldığı ve denize karışmadığı alanlar anlamına gelir. Dolayısıyla bizim Şile sahillerimiz böyle. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip Şile'de denize girebilirler. Plajlarımız da güzeldi. Mesela kadınlara özel plaj var. Mesela hala kadınlar plajı evet. yaptık. Ben göreve geldiğim ilk senesinde pozitif bir ayrımcılık yaptık kadınlara. Dolayısıyla orada denizin, sahilin, restoranların ve havuzun olduğu bir bölüm yaptık. Ve inanılmaz derecede kapış kapış gidiyor. Yani sabahın çok erken saatlerinde hanımefendiler orada kuyruğa giriyorlar. Oradaki hizmetlerden alabilmek için. En güzeli ne biliyor musunuz Eda Hanım? Hayatında denize girmeyen analarımız, bacılarımız vardı evet. Şile'nin köylerinde. Doğru. Yani girememişler çünkü öyle bir imkan bulamamışlar. Bizim yapmış olduğumuz bu projeyle köylerden otobüslerle kadınlarımızı, bacılarımızı, analarımızı oraya taşıdık. Orada o denize girdiler. O bir gün inanılmaz, sabahtan akşama kadar onları misafir ettik. Bizim misafirimiz oldular. Ve onların mutluluklarını görmeniz lazım. Ettikleri duayı görmeniz lazım. Hayatında düşünün, 72 kilometre sahiliniz var. Ve denize girmiyorsunuz. Ayağınızı denize sokmuyorsunuz. Bu projeyle beraber bunu da sağlamış olduk. Çok dua aldık. Ve bu projeleri arttırmak istiyoruz.
plajlarımızın kalitesini arttırmak istiyoruz. Modelleme yaptık. Biraz önce Ayazma plajından bahsettik. Evet. Aynı şekilde farklı plajlarımıza da bunu güncelliyoruz. Yeni dönemde inşallah Murat Kurum başkanımızla beraber de bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Evet, doğal kaynaktan oluşan bir plaj. Ala Kadınlar Plajı. Evet. Çok da tercih ediliyor. Kışın da havuza giriliyor mu Sayın Başkanım? Yoksa sadece açık, yaz dönemi açık için yazın sadece. Tabii, şu an sadece yazın giriliyor. Var. Kışın daha henüz öyle bir hizmetimiz olmadı. Benim taleplerim çok fazla. İşte inşallah onu da güncelleyeceğiz. Yeni projelerin içerisinde hanımefendilerin, beyefendilerin daha böyle sosyal anlamda iletişim kuracakları alanları da oluşturacağız. Ben şimdi sizin projelerinize geçeceğim ama çok kısa bir de Şile'mizin ekmeği var. Ondan da bahseder misiniz? Aa, lütfen. Evet, ekşi mayalı. Ekşi mayalı. Evet, ekşi mayalı Şile ekmeğimiz. Bakın, ekşi mayalı Şile ekmeğinin bir hikayesini anlatayım size. Tabii depremde herkes elinden gönlünden ne varsa koşturuyor. Biz bu depremi haber aldığımız anda Kaymakam Bey aradı sabah saat 4:30'tu. Dedi deprem oldu ama herhalde çok büyük bir deprem dedi. Hemen bir araya gelip ne yapacağımıza bir karar vermemiz gerekiyor. Hemen geldik. Tabii herkes koşturuyor. Elinde avucunda ne varsa yüreğini ortaya koyuyor. İşte iş makinelerini gönderiyoruz, onu gönderiyoruz, bunu gönderiyoruz. Yani bütün belediyeler seferber olmuş. Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla herkes sahaya indi. Tabii olayı bilmiyoruz, anlamıyoruz. Sadece bize böyle bir talimat geldi. Bütün ne var ne yoksa oraya gönderin. Olayı anlamadık bile ne olduğunu. Şimdi tabii kuru gıda kolileri gönderiliyor ama düşünün ki orada deprem olmuş. İnsanlar o yemeği nasıl yapacaklar? O pirinç gönderseniz nasıl pişirecekler? Makarna gönderseniz nasıl pişirecekler? Biz ilk gün itibariyle aşevi tırımızı gönderdik. Günde 3 öğün orada sıcak yemek çıkartmaya başladılar. Sonrasında ekmek istediler. Tırlarla buradan ekmek gönderdik. Ama ekmek tabii gitti. 2 gün gidiyor oraya. O zor şartlar altında oraya ulaşıyor tırlar. 2 günde gidene kadar bayatlıyor ekmekler. Çok da anlamını yitiriyor. Evet. Sonra rahmetli Kadir Topbaş, Allah rahmet eylesin, buradan Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, duamızı da etmiş olalım. Kadir abinin köylerde yaptırmış olduğu köy fırınları vardı. Biz hemen köy fırınlarını yaktırdık Eda Hanım. Ununu verdik, yağını verdik. Dedi ki siz fırını yakın, biz unu vereceğiz, yağ vereceğiz. Ekşi mayalı köy ekmeği yapın. Çünkü ekşi mayalı köy ekmeği kış şartlarında birkaç ay uzun sürede evet, dayanabiliyor. Onu kesiyorsunuz, ısıtıyorsunuz, tekrar yiyebiliyorsunuz. İnanın yüz binlerce ekşi mayalı köy ekmeği köylerimizdeki kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız yaptı. Deprem bölgesine gönderdik. Orada biraz biz Hatay, Antakya'da görev aldık. Orada Arap kültürü biraz yoğun olduğu için lavaş kullanıyorlardı. Şu evet, an halen daha bizi arıyorlar. Köy ekmeği diyorlar istiyorlar. Diyorlar ki kıymetli başkanım bize ekşi mayalı Şile ekmeği gönderir misiniz diyorlar. Bizim hayatımızdaki en değerli ve kıymetli hatıralarından biri haline geldi. Ne güzel, Allah bir daha yaşatmasın ama o köy ekmeğinin tadı herkesin damağında kalsın tabii. Yani Şile'ye gelenleri tavsiye ederiz. Ekranda da gösteriyorlar. Evet. Yani lezzetine doyamazsınız. Şimdi Sayın Başkanım bir kere daha Şile'den aday oldunuz. AK Parti Şile Belediye Başkanı olarak hayırlı olsun. İnşallah sizi yeniden görmek isteriz önümüzdeki İnşallah, dönemde. Çok teşekkür ederim. Neler yapılacak 2024'te? Şile halkını neler bekliyor? Yani bizim herhalde bu ayın sonunda bir proje lansmanımız olacak. Evet. Onu paylaşacağız. Orada da bu projelere yer vereceğiz. Şöyle, biz Şile'de göreve geldik. Göreve gelir gelmez caddeleri yenildik. Prestij caddeleri oluşturduk. Ve caddelerimizde biraz önce ifade ettiğimiz gibi kendi özgün değerlerimize uygun Şile fenerinin, Şile bezinin ve motiflerinin yer aldığı aydınlatmalar kullandık. Bununla beraber yeni kaldırımlar, asfaltlar ve peyzajlar ve kent mobilyalarıyla bunları donattık ve süsledik. İnanılmaz derecede güzel oldu. İnsanların da çok ilgisini çekti. Şile merkezini gerçekten cazibe merkezi haline çok getirdik. Çok şık gerçekten. Işıl ışıl özellikle akşamları. Bölgelere göre bunu değiştirdik. Mesela evet, atıyorum bizim Fener Caddesi'nde Fener motifini kullandık. Liman Caddesi'nde Şehit Levent Birben Caddemiz var limanda. Orada da mesela Şile palamuduyla ağ resmini resmettik. Onu oraya nakşettik. Diğer caddelerimizde Büyük Selçuklu Yıldızı'nı kullandık. Ava'da da mesela kum zambakları motifini kullandık. Çünkü kum zambakları da bizim endemik bitki türlerinden bir tanesi. Bunları nakşediyoruz. Bunları nakşettiğimizde insanların ciddi anlamda ilgisini çekiyor. Şimdi yeni dönemde Allah nasip ederse bunu köylerimizde ışıl ışıl yapacağız. Yani köylerimizde yeni bir meydan kazandıracağız. Bu meydanların içerisinde aydınlatmasını yapacağız. Kent meydanları, efendime söyleyeyim, kent mobilyaları, peyzajlarının yer aldığı taklarla beraber köyün tarihinin de içinde yer aldığı ve gezi seyir alanlarının da ifade edildiği güzel alanları ve meydanları oluşturacağız. Yine köylerimizde köy binası olmayan yerlere nasipse inşallah köy binalarını inşa edeceğiz. Gençlerimizden ciddi anlamda halı saha talebi ve spor
kompleks talepleri var. Bunları bu yeni dönem içerisinde eksik olan köylerimizde nerede varsa inşallah inşa edeceğiz. Merkezimizde de ciddi anlamda yatırımlarımız var. Bu kreş çalışmalarında Murat Kurum Başkanımızla inşallah görüşmek suretiyle onun da desteğini alarak ilçemizde bütün bu eksiklikleri de gidermiş olacağız. Yeni okullar yaptırıyoruz. Bu okullar içerisinde eğitimde öğretmen açığı en az olan ilçeyiz. Ve sınıf derslikler okullarda özel okul gibi okullar inşa ettik. Bunlar bizim için çok ciddi katma değerler. Ve yeni projelerle önümüzdeki süreç içerisinde vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Ben şöyle başlıkları halinde söyleyeyim. Ava Tabiat Parkı projesi. Evet, Tabiat Parkı'nın Ava zaten muhteşem bir projesini yer. Hazırladık. Kurul evet. kararını bekliyoruz. Kurul kararı gelir gelmez ihalesini yapacağız. Onu da her şeyini hazırladık. Muhteşem bir Ava Tabiat Parkı'nı Ava'ya kazandıracağız. Bu arada mesela yakın zaman içerisinde de Ava'da ikinci etap Ava'nın aydınlatmasını tamamladık. Mesela bizim Yakuplu Caddesi birinci etabını yapmıştık. İkinci etabını 14 Şubat'a yetiştireceğiz. Yani Sevgililer Günü hediyesi olarak vereceğiz. Evet. Bir de Aşıklar yolumuz var Ava'da. Oraya da bir kalp takıyla oranın da Bismillah deyip başlangıcını gerçekleştireceğiz. Ava'nın da aynı şekilde kent meydanını aydınlatacağız. Oranın mendirek yolunu yapacağız. Yani fitness salonunu 18'inde açacağız. Ve bu tabiat parkıyla Ava ciddi anlamda keyifli bir alana da kavuşmuş olacak. Patihane projesi var. Evet, patihane projemiz özellikle hayvanseverlerin çok ilgisini çeken, evet. bizim de çok üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir proje. Özellikle bakıma muhtaç sokak hayvanlarının orada konuşlandırılacağı, doğal ortamlarında konuşlanacağı bir alan oluşturacağız. İçlerinde ameliyathanenin olduğu, yani hayvanlarla ilgili bakım merkezlerinin olduğu güzel, konforlu bir alanı ve hayvanseverlerle o bakıma muhtaç hayvanları buluşturacağımız şeffaf bir ortamı ve böyle bir tesisi orada sağlayacağız. Yaklaşık 65 tane farklı bağımsız ünitenin içinde yer alacağı çok ciddi bir sahip. Ambulansı orada. Da olacak mı patilerin? Yani şöyle o alan içerisinde projede de ekranda da gözüküyor gerçekten bir otel konforunda oradaki bakıma muhtaç sokak hayvanlarının doğal ortam, özellikle doğal ortamlarında ve hayvanseverlerle buluşması bizim için çok önemli. Ortam çok konformist. İnşallah bu anlamda da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Belki sahiplendirme de yaparsınız. Tabii. Bu anlamda. Onu da bilinçli bir şekilde veteriner arkadaşlarımızla sahiplenmek isteyenleri bu anlamda. Çünkü o tabii öncelikle değerimiz. Eğer onlar ev ortamında daha farklı bir şeye de sağlığa da kavuşmuş oluyorlar. Evet. İnşallah o da olur. İnşallah. Tekmer projesi var Sayın Başkanım. Teknoloji merkezi bu da bizim evet. önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Artık teknoloji çağımızın vazgeçilmez değerlerinden bir tanesi. Ona da ayak uydurmak gerekiyor. Özellikle gençlerin çok ilgi duydukları bir alan. Bununla da ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Projesini hazırladık. Alanını oluşturduk. Ve yeni dönem içerisinde bu Tekmer belediye için ve gençlerimiz için de önemli bir değer. Burada teknolojiyle ilgili özellikle bizim doğal ortam, bizim mesela alanımız belli, ormanımız var, sahillerimiz var. Bununla o teknolojiyi bütünleştirecek o projeleri orada üreteceğiz. Dijital merkezde olacak mı gençler olacak. İçin? Olacak. Değil mi? Yani uzay üstü gibi kendilerini hissedip geliştirebilecekleri yani aynı zamanda. Yani kendilerini geliştirebilecekleri alanları tanımlı hale getireceğiz orada. Kongre merkezi yoktu değil mi Şile'de? Şile'de kongre merkezi yoktu. Hedeflerimiz arasında bu var. Çünkü Sabiha Gökçen hemen yanı başımızda. İstanbul'un ciddi anlamda buna ihtiyacı var. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'la görüşüp inşallah hayata geçirmek arzusunda olduğumuz güzel Allah söyletti proje. Galiba. İnşallah. Başkan adayımız demeden başkanımız dediniz. Evet inşallah. Hayırlısıyla biz onun olacağına inanıyoruz. Ciddi mücadele veriyoruz. İnsanlarımız da... Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde bize vermiş olduğu değer ve yatırımlar ortada asla yadsınamaz. Yani yok demedi. Biz kapısını ne zaman çaldığımızda Sayın Bakanım buna ihtiyacımız var dediğinde hiçbir zaman için boş dönmedik. İnanılmaz derecede zaten Murat Kurum'u sorduğunuzda Murat Kurum biz bakanlığında otururken görmedik. Nerede bir deprem var Murat Kurum orada. Nerede bir sel var çizmelerini giymiş Murat Kurum orada. Nerede bir sorun var Murat Kurum orada. Yani hani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz derler ya. Doğru. Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendini göstermiş, ispat etmiş bir başkanımız. İnşallah İstanbul için hele bir de depremin konuşulduğu bu süreç içerisinde gerçekten tam 10 numara. Zaten deprem döneminde TOKİ evlerine Allah korusun hiçbir şey olmadı. Bununla ilgili zaten tam not aldı. O kadar. Zaten her şey ortada.
Huzur evi ve son zamanlarda çok dikkat çekilen hobi bahçeleri. Evet, şöyle huzur evi yani maalesef şunu kabul etmek lazım. Evet. Eskiden huzur evi dediğinizde ah ah vah vah derdik. Yani hiç evladı yok mu işte. Niye annesini babasını bırakıyor yani, derdik. Niye bırakıyor derdik ama şu an ihtiyaç haline geldi. Evet. Yani ihtiyaç haline geldi. Çünkü dolaşıyoruz, geziyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Bu huzur evleri ihtiyaç haline geldi. Şile bunun için çok da uygun bir yer. Denizi, ormanı, yeşili, doğası. Yani dolayısıyla biz Allah'tan bir aksilik olmazsa Aile ve Sosyal Bakanlığımızla bir görüşme yaptık. Bakan yardımcımızla görüştük. Proje bir ekrandaki oluşturulan, değil mi? Yani buna yakın bir şu anki hazırladık bu projeyi. Daha da geliştireceğiz. İnşallah Şile'ye böyle bir huzur evinde bu önümüzdeki 5 yıllık hizmet süresi içerisinde vaat ediyoruz. Bunları kazandıracağız. Ama bazıları kendileri tercih ediyor Sayın Başkanım. Gitmek istiyorlar ve orada daha rahat olduklarını söyleyenler bile oluyor. Öyle. Çünkü ortam, otel ortamında hizmet size bu sağlıklı bir şekilde veriliyor. Evet. Dolayısıyla bunu tercih eden insan sayısı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla biz de bunun hazırlığını yaptık, projelendirdik. Yerini de hazırladık. Yani önümüzdeki 5 yıllık yatırım planları içerisinde buna da Allah nasip ederse inşallah yer veriyoruz. Hobi bahçeleri aslında sohbetin başında ifade etmiştim. İnsanlarımız büyük bir metropolde yaşıyorlar. Yedikleri, içtiklerinin nereden, nasıl geldiğini bilmiyorlar. Evet. Dolayısıyla şu an zaman da oraya doğru gidiyor artık. Yani özellikle tarımın ne kadar önemli olduğunu gıda krizinde yaşadık ve gördük. Su kaynaklarının, toprağın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bir kere daha gördük. Dolayısıyla biz de insanları buraya geldiklerinde o hobi bahçelerinde Şile'deki o arazileri üretmek suretiyle gelecekler. Orada bahsetmiş olduğumuz bu fidanları dikecekler, yetiştirecekler, üretecekler ve mutlu olacaklar. Ve ürettiklerini yiyecekler. Onlar da bundan keyif alacaklar. Bunun hazırlığını yaptık. Önümüzdeki bu 5 yıl zaman zarfı içerisinde bu hizmeti de vereceğiz. İnanıyorum en keyifli hizmetlerden bir tanesi olacak. Hatta siz de çağıracaklar. Birlikte mangal yapacaksınız. İnşallah. Evet. Şile buna çok müsait bu anlamda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiniz, kabul ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Size de hayırlı olsun. Allah inşallah hayırlı yayınlar yapmayı nasip eylesin. Şile'de bütün buradan kamuoyuna da ilan etmiş olalım. Şile gerçekten Anadolu. Dolayısıyla kucağımızı açıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Bütün bu lezzetlerden, bu bütün doğal güzelliklerden istifade etsinler. İnşallah yeni dönemde yeniden sizinle beraber oluruz Sayın Başkanım. İnşallah. Başarınız daim eder, olsun. Milletimize takdir ederse yine gelir burada sizinle beraber bu sohbetleri gerçekleştiririz. Keyifle. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok teşekkür yolunuz ediyorum. Açık olsun. Eksik başarınız daim olsun. Çok teşekkür olsun. Ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim Ülke TV'de Başkanlar Konuşuyor programının sonuna geldik. Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Ocak'la stüdyo misafirimiz. Unutmayınız, Başkanlar Ülke TV'de konuşuyor. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.